Çiğ köfte acılı olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanı darp etti. Çiğ köfte acılı olur ki. Serafin 6. öyle. Teşekkür ederim. Raichu sen de hoş geldin. Bir dakika ben anlamadım. Bir dinlemek istiyorum. Morgan bir dakika dinleyemiyoruz. Kabere teşekkür ederim olsun. Çok fazla etkileşim var yayında. Bu çok üzücü. Teşekkür ederim bu arada. Hoş geldiniz. Ne var? Bir de şuna ay marulu. Dur abi. Ben yaşadım bu. Olay ne ya? Şu videoyu... Videoda şiddet var diyorsunuz bu arada. Ne kadar şiddet var ki? Chat bunu izlemeyiz. Bir kısmı var sadece, bir kısmı var sadece yumruk atıyor. Orada sansürlerim, sıkıntı olmaz. Haberlere çıkmasıyla bir ayaksı yok. Haberlere neler çıkıyor? Kavga ne? Ben onu çözmeye çalışıyorum. Minecraft Hardcore ne zaman? Bugün uyuyakalmazsam bugün ama söz verme. Çok yoruldum çünkü. Ben bundan yaşadım bu. Videoyu durdurup durdum bu arada. Kusura bakmayın. Bunun ablacı var. Ablacı ne zaten? Tamaksız değil ki. Aziz hissettim. Ya dayı. Adam zaten burada geçimini geçirmek için saatin kaçına kadar bak saat 9'da herif burada evinden ayrı çiğ köfte yapıyor. Sanki dükkanın sahibi. 5 liraya çiğ köfte yiyor. Sikik sokuk orada yok bu şeyi böyle tamam ama adam akıllı söyle. Adam sarhoş mu? Sikerim onun sarhoşluğunu kusura bakmayın yani bu şey değil yani. Sırada yani... Böyle insanlara çok tav oluyor. Ben şeye de çok sinir olurum. Arayıp böyle müşteri hizmetlerine küfredenler var ya mal mal. Abi adamın yani müşteri hizmetlerinde o insan çalışıyor. Niye ona bağırıyorsun çağırıyorsun? Ha tamam sana karşı şey tavır gösterirse sinirlenmek normal. Yani bazı müşteri hizmetlerinde sallamıyorlar. Yaptım mı ettim mi diyorlar. Geçiştiriyor. Ama düzgün bir şeyse zaten sana şirketin sağlayamadığı hizmet yüzünden o insanlar sorumlu değil. Bu da aynı bu mantıkta. Bu herif çiğ köfteyi seçmiyor, şeyi seçmiyor. Malzemesi hazır. Gidiyor koyuyor çocuk yani anladın mı? Kendi dükkanı değil, şey değil. Gıcık oluyorum böyle insanlara chat. Gideceğim böyle bir dürüm çiğ köfteyi bu adamın suratına yapıştıracağım sonra. Aptal aptal. Ben derdi de anlamadım. Acılı çiğ köfteye sinirleniyor adam. Ne içtiyse artık herif acılı çiğ köfteye sinirleniyor. Acılı. Aga senden biber aldım kırmızı. Çok acı nasıl böyle biber elde. Tamam bununla aynı kategori yani bu. Sonra yemeğe devam ediyor ama. Acılı olduğu gerekçesiyle sinirleniyor diyor. Devamını izle. Bir yerde sansürleyeceğim chat. Şey var çünkü yumruk atıyor. Çiğ köfte nasıl olur? Ya acısız da olur aslında da. Var bunun acısını ilk kez sen de anlıyorsun. Bunu ben açtık çiğ köfte yarın diye ilk kez sen de anlıyorsun. Doğrudur. Acısız istiyor. Bak. Oha bir dakika yalnız. Abi bu nasıl maganda bir hareket ya chat. Bu nasıl maganda bir hareket ya. Hakikaten yani. Bak acısı acılı. Burada yumruk atıyor chat. Bu olmaz. Burayı gösterelim mi? Çocuk gene hiçbir şey yapmıyor. Çocuk gerçekten gene girişmiyor yani. Acılı acılı. Abi acılı benden. Nelerle? Ya çocuk bir... Çok
sinir bozucu video. Ya abi bırak beni ya anne. Abi ne yapayım? Rezillik rüsvalık gerçek. Hakikaten rezillik rüsvalık. Bilmem nedir. Şiddet olabilir burada da. Bırak değerli mi? Buyur. Aha. Ne kadar önemli? Bir dakika. Bu olay olduktan sonra biri gelip çiğ köfte sorur, çocuk çiğ köfte vermeye devam mı ediyor hiçbir şey yapmadan? Bir şey diyeyim mi? Burada dedi manyak. Evet, chatte de yazan oldu. Hiç belli olmaz yani böyle. Abi çok boktan bir hayat yani. Böyle duruyor mesela. Bu çocuğun hiçbir suçu şeyi yok. O psikopat belki buradaki bıçağı görseydi, saplasaydı yani. Yazık günah yani. Kaç yaşında çocuk boktan yere öyle güme gidecekti. Lavuğun teki yüzünden yani. Bilmiyorum chat ya. Çok travma yani. Yapayım abi. Açmazsın. Tekrar dövüyor mu? Geliyor mu? Kaç var oğlum senin çiğ köften durum. Abi istemiyorum. Valla istemiyorum. Allah. Valla. Bu adam serbest mi bırakıldı? Ha bir de herifin tribi tavrı yani öyle barzolu parayı falan atıyor böyle. Allah vallahi istemiyorum. Bak benden olsun. Yemin ediyorum ben ödeyeyim parasını ya. Çocuk gene hiçbir şey demiyor ya. Geri tutuklandı. Medyatikleştiği için büyük ihtimalle öyle yapmışlardı chat. Parayı da atamadı da var. İste o link buna hazırlanın. Bu arada aa, ikinci bak. De varmış chat. Bir tane daha varmış chat. Aynı adam bu. Bir tane daha varmış. İşte o link, bunu hazır. Ne? Ayak çiğ köfte. Bu arada sablor okuyacağım birazdan. Bu kim bu? Aynı kardeşi mi bu geliyor? Of. Bela ya. Hakikaten chat. Bak en hayatta korktuğum şey budur. Kimsenin başına gelmesin. Çalıştığın yere, kaldığın eve. Umarım hiçbirinizin böyle biri dadanmasın. Böyle işsiz güçsüz. Böyle maganda adamlar. Ya hayatta en fazla bundan korkarım, bundan rahatsız olurum ben. Çünkü yani belli olmuyor. Böyle bir mesela herif taktı. Bu adamı gözaltına alsalar, salsalar gene gelir. Kardeşi gelir, kuzeni gelir. Yani böyle dezdirir yani. Çünkü bu insanlar işsiz, güçsüz. Tek hayatta böyle şeyler peşiyorlar. Yani Allah da onların başına versin. Aşiret böyle yani, anladın mı? Tek olayları bu. Ülkeden banlayacağım. Baksana mesela bu. Hani böyle bir hareket niye yapıyorsun ki? Kaan dandik. Delireceğim gerçekten. Var ya yemin ederim. İnsanın böyle Batman olası geliyor. Gideceğim böyle. Herkesi böyle Batman olacağım böyle. Gece çıkacağım böyle. Gezeceğim sokaklarda, tamam mı? Pataküte böyle indire geçeceğim böyle barzoları. Ama yani öyle işlemiyor hayat ne yazık ki. Akıncı olası geliyor insanın ya. Hakikaten yani. Akıncı. Baksana abi bu başka biri değil mi? Aynı çocuk değil galiba. Oğlum bir şey diyeceğim. Sokağa çıkma yasağı yok mu 9'dan sonra? Benim ne suçum var abi? Manyak. Baksana oğlum. Allah Allah. Ne oldu abi ya? Gel. Camı benim şeyi falan indirdi. Manyak mıdır nedir ya? Yine orspu çocukluğu diğer hakaretler az bile kalir, kusura bakma. Abi ne oldu? Vallahi as abi yaps yani. Gelme, kapat kapını.
Niye polisi aramıyorlar ki yani? Jirex iyiyim, sen nasılsın? Abi, polisi nasılsın? Aramışlardı gelmiş. Abi hem aniye tecavüz, hem darp, hem taciz. Aynen öyle. Yani ceza yemezse bilemiyorum chat. Ya polisi arasa da aynen polis ışınlanmıyor. Zınk diye gelemez yani. Ya korkunç ya. Buradaki hani mevzu bu adam değil. Böyle insanların hep olması çevrede. Böyle işte çok fazla var yani. Adam normal işini gücünü yapıyor. Bir tane manyan teki fantezisine seninle kavga ediyor, dövüyor. Bıçaklayanı var, şey yapanı var. Böyle aptal aptal bir sürü insan var. Sonra çiğ köfteci de 5 gece. Sonra bak ya işin şeyi hani mesela bu adamın baksan bu herif ilk yaptığı şey değildir, tamam mı, bu adamın büyük ihtimalle. Çünkü zaten böyle bir tavırda olan bir adam daha öncesinde de darpı vardır, kavgası vardır, bir şeyi vardır. Yani bu insan bilmiyorum. Kontrol altında nasıl hani, ben şey anlamam. Avukat değilim, hakim değilim ama bir yolu vardır muhakkak yani. Sonra parodi oluyor, siki tutuyor. Selamlar.